Suç işlenen alanda delilleri aydınlatan olay yeri inceleme, iz, belirti ve emare gibi suç unsurlarının araştırılıp teknik ve bilimsel yöntemlerle kayıt altına alarak bir olayın tespitini yapıyor. Meydana gelen olaylarla ilgili incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Peki olay yeri inceleme ekipleri neler yapıyor ve zorlukları neler? Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı olarak tüm Türkiye'de 10 adet bölge kriminal laboratuvarımız bulunmakta. Bunlar çeşitli illeri bölge laboratuvarlarına bağlanmış durumda. Antalya'mızda da bir kriminal laboratuvarımız söz konusu. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri incelemede görevli komiser Okan Beşer, Türkiye'nin dünyada olay yeri inceleme alanında iyi bir konumda olduğunu söyledi. Avrupa ülkeleriyle kıyaslarsak bizim Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan teknik ekipman açısından hiçbir eksiğimiz olmadığı gibi rahatlıkla söyleyebilirim ki uzman personel kalifikasyonu açısından da birçok ülkeden de daha öndeyiz rahatlıkla diyebilirim. Yeni nesil kriminal inceleme aracıyla olay yerinden alınan tüm deliller şubeye gitmeden burada da gözlenebiliyor. Kıraç aracımızı teslim aldık. Bu araçların zırhlarında laboratuvar da var. Bu şu an içinde bulunduğumuz araç zırhlı bir araç değil. Laboratuvar hariç bir olay yeri şubesinde yapılabilecek her türlü faaliyeti biz kıraç araçlarda yapabiliyoruz. Aracın içerisinde yapılan işlemlerse şöyle. Parmak ve avuç izi sistemlerinde kimliklendirme işlemlerini artık biz olay yerinde örneğin bir patlama olayı, benzeri olaylarda veya başka bir fail, kimliği belirsiz şahıs orada ise biz hemen olay yerinde şahsın kimliğini tespit etme imkanımız olacak. Bulgu kurutmak için tasarlanmış kabinde kurutmaya alabiliyoruz. Özellikle biyolojik bulgularda malumunuz kontaminasyonu engellemek için bulguların belli koşullarda kurutulup daha sonra delil paketi haline getirilmesi gerekiyor. Komiser Okan Beşer, ekiplerin olay yerinde en çok zorlandığı faktörleri aktardı. Olay yerlerinde bizi en çok zorlayan şey olay yerinin bütünlüğünün korunmaması, bozulması, ilgili olmayan şahısların olay yerine girmesi. Çünkü her temas iz bırakır düsturuyla ilgisiz kişilerin olay yerine girmesiyle bu bulguların bozulması veya tamamen yok olması söz konusu. En çok zorlandığımız konu açıkçası bu şekilde.